Doğum günü denildiği zaman herkesin aklına tek bir tarih gelir. Benim içinse durum biraz daha farklı. 9 Kasım 1993'te İzmir'de dünyaya geldim. 12 Ocak 2012'de ise Göztepe'de profesyonel olarak yeni bir hayata adım attım. Genç ve yolun başında olan bir futbolcu olarak girdiğim Göztepe soyunma odasına şu an Göztepe kaptanı olarak girmenin gururunu yaşıyorum. Bu yoldaki en büyük hedeflerimden biri Göztepe formasını milli takımda temsil etmek. Bunu başarabildiğim ve milli takımdan davet aldığım için çok mutluyum. Milli takımda Göztepe'mi ve İzmir'imizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Hedefler bitmez. Efsane futbolcularımızın başardığı gibi ben de Göztepe'mizi Avrupa'ya taşımak için var gücümle çalışacağım. Bu süreçte hep yanımda olan, başta ailem olmak üzere Göztepe camiasına teşekkür ediyorum. Halil deyince aslında çok şey söylemek isterim. Çünkü ilk profesyonel olduğu dönemde ben takım kaptanıydım. Ve Halil'e en çok sahip çıkanlardan biri de bendim takım kaptanı olarak. Bunu neden söylüyorum? Bizim her sene sezon başı altyapıdan profesyonel veya A takım kadrosuna dahil olan arkadaşlara saçları kesilirdi. Bir gün antrenman sonrası, yanlış hatırlamıyorsam Hakan Hacı Bektaşoğlu o dönem, koridorda Halil'i kovalayarak Halil benim odama geldi. Abi dedi, kurtar beni dedi. Ne oldu dedim, saçımı kesecekler dedi. Ben dedi bu saçları kestirmem dedi. O gün Halil'le aslında ilk temasımız oldu. Halil'in saçını kesilmesine izin vermedim ben takım kaptanı olarak. Hakan biraz uğraştı bir iki gün ama Halil'in o güzel saçlarını boşa kestirmedik. O günden bugüne de şimdi de beraberiz 5 senedir Göztepe Spor Kulübü çerçevesinde. Halil hakikaten özel bir çocuk. Zor bir çocuktu. Hırslı, agresif, haşere bir çocuktu. Şu anda da inşallah milli takım seviyesine ulaştı. Hakikaten üstüne koya koya bu zamana geldi. Allah yolunu açık etsin kardeşimin. Milli takım formasında da görmek benim için ayrı bir gurur olacak. Çünkü hakikaten kendisini çok seviyorum ve gelişimini yakından bildiğim için inanılmaz bir mesafe kat etti. Bundan sonraki de futbol yaşantısında hem Göztepe formasında jübile yapmasını temenni ediyorum kendisine. Bu konuda da kendisiyle de sürekli sohbetler ediyoruz. Yol haritası çiziyor kendisine. Allah sakatlıksız, kazasız, belasız inşallah Göztepe takım kaptanı olarak jübilesini de yeni stadımızda yapmasını nasip eder inşallah kardeşimin. Yol açık olsun kardeşim. Halil Akpınar. Vay. Halil Akpınar'ın ilk sözleşme, profesyonel sözleşme imzaladığı gün yanındaydım. O anda çok heyecanlı ve mutluydu. Hikayenin buraya gelmesi... İlk sözleşme imzaladığı andan şu anda milli takım forması giymesi bu hikayeyi Göztepe adına ve bizler adına da çok mutlu kılıyor. Camiaları, kulüpleri daha değerli kılan semboller vardır. Biz de bu konuda Göztepe olarak çok şanslıyız. Bir efsane kadromuz var. Uzun yıllar birlikte oynayan, uzun yıllar başarılara imza atan, hangi şehre, hangi yere gitsek onların adları ilk önce söylenip ondan sonra Göztepe'den bahsediliyor. Halil de bu yolda emin adımlarla yürüyor. Türk futbolunda olmayan bir şeyi yapıyor. Bir takımda uzun yıllar forma giyip belki de jübilesini burada yapacak ve Göztepe'yi çok önemli yerlere taşıyacak. Biz onunla gurur duyuyoruz. İnşallah milli takımda da çok başarılı olup Göztepe'yi en iyi şekilde temsil eder. Eyvallah abi, teşekkürler. Halil'le yaklaşık 11 sene önce başlayan birlikteliğimiz bugün Süper Lig'de de devam etmektedir. Sadece bir sene bir kiralık olarak aramızdan ayrıldı. Onun haricinde hep burada Göztepe'mizle beraberdik. Şu anda takım kaptanlığımızı yapıyor. Ama saha içinde ama saha dışında çok iyi bir lider. Kendisiyle ne kadar gurur duysak azdır. Ben onun ilk profesyonel golünü Sakarya deplasmanında attığı günü yani hala hatırlıyorum. Çok mutlu olmuştuk. Hatta dönüş yolunda otobüste onunla bazı özel şeyler konuşmuştuk.
Ve bugün gerçekten ne kadar gurur duysak azdır onun adına. Ve en sonunda da milli takıma seçilmesi bizi o kadar onur etti ki. Bu hem kulübümüz için hem de İzmir için çok büyük bir şans diye düşünüyorum. Onun arkasından gelecek nesillere de çok iyi örnek olacağını düşünüyorum. Ona milli takımda yürekten başarılar diliyorum. Şu anda stadyumumuzun olduğu yerde eskiden altyapı tesislerimiz vardı. Oradan beri tanıyorum Halil'i. Oradan beri beraberiz. Halil o zamanlar da çok mert, dürüst bir kardeşimizdi. Aradan yıllar geçti. Süper Lig'de 5. sezonumuz. Ama Halil dürüstlüğünden, mertliğinden hiçbir şey kaybetmedi. İnşallah milli takımda da bizi yeni şekilde temsil edecek. Yolu açık olsun. Halil hiçbir zaman kaybetmeyi hazmedemeyen, savaştan, mücadeleyi seven bir kardeşimizdi. Halil hiçbir zaman personel ile futbolcu personel ilişkisi içerisinde değil de daima abi kardeş ilişkisi içinde oldu. Herhangi birimizin bir ihtiyacı olduğunda her zaman bir küçüğümüz gibi değil, büyüğümüz gibi bizim yanımızda olmuştu. Onun tek bir hayali vardı. Milli takıma gitmek, Göztepe'yi milli takımda temsil etmek. Bize çok güzel günler yaşattı. Biz inanıyoruz ki milli takımda da bizi gururlandırmaya devam edecek. Biz onu seviyoruz. Kardeşimizin her zaman yanındayız, arkasındayız. Allah yardımcısı olsun. Akbura!